Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere çene ameliyatı olacak hastalarımızın son bir haftasında neler yapıldığıyla ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Ortodontik tedavinize başladınız. Bir çene probleminiz var ve çene ameliyatı olmanız gerektiğine karar verdik. Ortodonti uzmanları olarak ve çene cerrahları olarak. Tedaviniz başladı ve ameliyata hazırlık süreçleri başladı ve gün geldi, ameliyata artık hazırsınız. Ve ameliyat tarihiniz belirlendi. 2 hafta sonra çene ameliyatınızı olacaksınız. Bu 2 hafta, 10 gün kala, 1 hafta kala neler yaptığımızdan size kısaca bahsetmek istiyorum. Yapılacak şeylerden ilki, ameliyata hazır olduğunuzda genel anestezi ile yapılacağı için bu ameliyatlar genel anestezi alıp alamayacağınızın tespitidir. Bu amaçla tıp hekimi arkadaşlar sizden yani anestezi uzmanları sizden kan tahlilleri, bazı röntgen filmleri ve kalbinizle ilgili bazı testler isteyebilir ve her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek ister. Kan değerlerinizde yolunda gitmeyen bir şey var mı? Akciğer filminizde akciğer kapasitenizle ilgili, solunum kapasitenizle ilgili bir problem var mı? Ya da kalbinizde ameliyat sırasında problem oluşturabilecek bir sıkıntı var mı? Bu gibi parametreler değerlendirilir ve her şeyin yolunda olduğundan, her şeyin kontrol altında olunduğundan emin olunur. Eğer sistemik bir hastalığınız varsa, sistemik hastalığınızın kontrol altında olup olmadığıyla ilgili başka branşlardan da görüş yani konsültasyon istenebilir. Her şey yolundaysa, kan değerleriniz, röntgen filmleriniz, kalbinizle ilgili parametreler, sistemik hastalığınızla ilgili durum kontrol altındaysa ameliyata herhangi bir engel olmadığına karar verilir ve ameliyat günü beklenir. Ameliyata hazırlık yaparken tabii ki cerrahi splintlerin hazırlandığı bir dönem vardır. Bu videoda onun detaylarına çok girmeyeceğim. Başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Ancak ameliyata yakın bir zaman kala, ameliyat tarihiniz belirlendiğinde son 2 hafta ya da son 1 hafta içerisinde cerrahi splintlerinizin hazırlanması için bir takım şeyler, bir takım işlemler yapılır. Fotoğraflarınızın alınması, tomografinizin alınması, dişlerinizin, çene yapınızın 3 boyutlu olarak taranması, bilgisayara aktarılması, bu bilgisayarda 3 boyutlu planlamaların yapılması, bu planlamaların sizinle paylaşılması ve bu paylaşımın ardından da ameliyat sırasında kullanılacak cerrahi splintlerin hazırlanması yapılacaktır. Son 1 hafta, 2 hafta kala. Yalnız bunun detaylarını başka bir videoda anlatacağım. Ameliyat gününüz geldi diyelim. Ameliyattan bir gün önce de ortodonti hekiminizin yanına gidersiniz ve ortodonti hekiminiz ameliyat sırasında kullanılacak olan cerrahi diş arkını yani cerrahi telleri hazırlar ve dişlerinize, braketlerinize yerleştirir ve siz ameliyat sabahına bu tellerle girersiniz. Bu tellerin bükülmesi zaman alır, özel tellerdir, elde bükülür ve yaklaşık 2-3 saat sürebilir. Klasik diş telleriniz ağzınızdan çıkarılır ve ameliyattan bir gün önce bu cerrahi teller, bükümlü teller ağzınıza yerleştirilir. Çünkü bu tellerden ameliyat sırasında cerrahınız faydalanacak ve oralara lastikler asarak çenelerinizin belli konumlarda tutulmasını sağlayacaktır. Ve ameliyat günü gelir. Ameliyat sabahı sizin klinik önünde hazır olmanız beklenir. Genelde 7.30-8 gibi hastanede olursunuz ve ameliyat için çağrılmayı beklersiniz.
Ve ameliyat için çağrıldıktan sonra bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra gerekli işlemleriniz, ilaçlarınız verilir ve ameliyathaneye alınarak uyutulma süreciniz başlatılır. Evet, bugünkü konumuz çene ameliyatları sırasında ameliyata bir gün kala, ameliyata bir hafta kala yaşayacağınız süreçlerle ilgiliydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kafanızdaki sorulara biraz yanıt bulabilmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve çevrenizde çene ameliyatı olacak olmayı düşünen insanlar varsa bu videoları onlarla da paylaşmayı unutmayın. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.